Arkadaşlar hepinize selamun aleyküm. Ben Mustafa Çakal. Kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün sizlere motosikletinizin çalışmazsa, mesela diyelim akşam motorumuzu bıraktık, sabah çalıştıracağız, bir yere gideceğiz. Motorumuz çalışmadı. Bunun sebepleri nedir? Arıza sebepleri nedir? Arıza tespiti nasıl olur? Bunları kısaca anlatmaya çalışacağız. Şimdi arkadaşlar ilk önce geldik. Motorumuzun kontak anahtarını taktık. Biraz yaklaşır mısın kameraman arkadaş? Böyle kontağımızı taktık motora. Marşına bastık. Motor çalışmıyor. İlk önce yapacağımız şey nedir? İlk önce hemen motorumuzun deposunu açacağız. Hemen deposunu açacağız. Benzin var mı yok mu ona bakacağız. Bir. Ne dedik? Hemen benzin var mı yok mu ona bakacağız. İlk önce motor çalışmazsa ona bakacağız. İkincisi. Motorumuzun bujisini çıkartacağız. Motorun bujisini çıkartacağız. Ondan sonra motorda bujiyi çıkartacağız. Ben size şöyle göstereyim hatta. Bir dakika dur arkadaşlar. Burada bir tane buji görüyorum. Neyse şimdi buji bulamadım. Motorumuzun bujisini çıkartacağız. Bujinin ucunu motorun metal bir yerine değdireceğiz. Yani tam değdirmeyeceğiz. Böyle ucunu yaklaştıracağız. Ama dikkat edelim benzin falan olmasın. Herhangi alev alabilir. Böyle değdirip marşa basacağız. Onu yaparken de dikkat edin. Elinizde gelmesin o kıvılcım. Fena bir çarpmak. Çünkü bobin aşırı yüksek elektrik voltaj veriyor. Basacağız. Eğer ucu bizden de elektrik geliyorsa tamam, motorumuzda ateşleme de vardır. Ondan sonra ucumuzu tekrar geri yerine takalım. Arkadaşlar bunlar bizim kendimizin yapacağı kontroller. Yani motor çalışmazsa ilk önce bunlara bakacağız. Ondan sonraki aşamada eğer bunların hepsi tamam, her şey tamam, motor hala çalışmıyor. Motorumuz bu, gerçi akşam bıraktıysanız şey olmaz ama sonra şu koltuğu kaldırın. Motosiklet koltuğunu kaldırın. Alttan bakın. Bir yerinden hava hortumu çıkmış olabilir, emiş hortumu çıkmış olabilir. Belki de benzin hortumu yerinden çıkmış olabilir. Buna bakın. Bunlar da yerinde. Motor gene çalışmıyor. Bu sefer eğer işi bilmiyorsanız, işten anlamıyorsanız bunlar artık tamirciye kalmış bir şey. Bu saatten sonra tamirciye götüreceksiniz. Tamir aşamasında da şöyle olacak. İlk önce siboplara bakacaklar. Üst kapağını sökecekler, siboplara bakacaklar. Yani siboplar sıkı mı? Çok mu boş? Hani böyle çok sıkışsa çalışmaz. Motor da çalışmaz. Zaten bu sibopların sıkı olduğu, motor böyle rolantıda durmazsa, zor çalışırsa siboplardan olur. Yani bundan sonraki iş tamirciye kalmıştır arkadaşlar. Yani kendinizin yapabileceği bir şey yok. Eğer işten anlıyorsanız kendiniz de yapabilirsiniz. Bizi seyrettiğiniz için teşekkür ederiz. Hepiniz Allah'a emanet olun. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.